Türkiye bir 6 Şubat'ta 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremden sonra bir felaketi yaşadı, faciayı yaşadı. Ve 43 bin resmi rakamlara göre 43 bin aşkın kişi canımız gitti. Şimdi enkaz kaldırma çalışmaları, yaraları sarma çalışmaları, şehirleri yeniden inşa çalışmaları devam ediyor. Arkadaşlarımız da gelişmeleri bize bölgeden aktarıyor. Artçılar da var. Biraz önce yine arkadaşlarımızın hazırladığı haberde 8550 artçının yaşandığı belirtiliyor. Dün de daha Hatay'da yine bir sarsıntı oldu. Bu artçılar da 5 ve 5'in üzerinde artçılar da olduğu için yüksek hissediliyor. Diğer şehirlerden hissediliyor ve korkuyu yine arttırıyor. Çadır kentler kuruluyor bir yandan. Bir yandan konteyner çalışmaları devam ediyor. Bir yandan da kalıcı konutların temeli atılacak. Bu yönde çabalar var. Şimdi o artçılar dedik, yaşanan depremler dedik. 20 Şubat'ta da 6,4 ve 5,8'lik depremlerden sonra da yeni yıkımlar söz konusu oldu. Hatay'dayız. Habertürk editörü Mahir Kılıç bize aktaracak. Mesela 20 Şubat'ta yaşanan depremden sonra yeni yıkımlar oldu. Mesela bir köprünün o deprem sonrası durumunu anlatacak bize Mahir Kılıç. Doğru söylüyorum değil mi Mahir? O noktadasın. Doğru Ebru Baki, Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde kurulan Sahra Hastanesi ki yüzlerce depremzedenin orada tedavi edildiğini ifade edelim. Bu köprüde o yolun köprüsü, hastanenin köprüsü son 5 şiddetindeki depremin ardından köprüdeki kaymayı kameraman arkadaşım Caner Dalgıç ekranlarınıza getirsin. Yaklaşık 25 santimetrelik bir kayma söz konusu ve burası trafiğe kapatıldı. Ambulanslar da bu yolu artık kullanamıyor. Tali çok daha uzun ve kötü bir yolu kullanıyor. Bu sabah sadece büyük bir iş makinesinin buradan geçtiğine tanıklık ettik. Onun dışında buradan geçiş oldukça zor, riskli diyebiliriz. Maalesef yaklaşık dediğim gibi 25 santimetrelik bir kayma. Hemen yandaki duvarı da görüyorsunuz. Şu karşıda Caner'den rica edeceğim göstersin. Dış beton yüzey kırılmış. Demirler net bir şekilde görünüyor. Tahminimiz o fay kırığı, fay hattı tam bu noktadan geçiyor. Onu da göstermek istiyorum Caner'le birlikte. Yolun bu tarafında hemen köprünün yanında bir tarla var. Tarlanın içindeki o fay kırığının bıraktığı izi göstermek istiyorum. Görüyorsunuz. Tarlanın tam ortasından büyük bir yarık ileriye doğru devam ediyor. Dün gündüz saatlerde ya da akşam üzeri bu yol açıktı. Bizler kullanabiliyorduk. Fakat 18.53'te 5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Defne'ydi. O depremin ardından gece saatlerinde buraya geldiğimizde yolun trafiğe kapatılmış olduğunu gördük. Dediğim gibi 25 santimetrelik bir kayma söz konusu. Sadece bu bölgede değil, köprünün neredeyse tamamında o izleri, hasarları görmek mümkün. Caner'le birlikte biraz köprünün ortasına doğru ben yürümek istiyorum. Çünkü ileride de izleri var. Deprem şiddetin maalesef 6 Şubat'ta büyük depremlere tanıklık etti burası. Pazartesi günü yine 6.4 ve 5.8 şiddetindeki depremler oldu. Fakat artçılar devam ediyor. Artçılar da öyle küçük artçılar değil. Maalesef 5 veya üzerindeki şiddetli depremler. İleride yine köprünün yanında bir daha bir kırık var, bir çökme var. Yaklaşık 100 metrelik bir köprü. Neredeyse her noktasında depremin bir izini görmek mümkün. Burası da çatlamış. Şu an ekranlara getiriyoruz. Biraz da riskli bir nokta. Yolun devamına bakmak istiyorum. Birazdan göstereceğim Şişme. İlk büyük depremde meydana gelmiş. O ulaşıma çok fazla etki etmiyordu. Engel olmuyordu. Ancak son 5 şiddetindeki depremin ardından maalesef köprüde çok ama çok ciddi bir kayma meydana geldi. Şişme'yi görüyorsunuz. Ki bunlara artık alıştık bizler. Hataylı Reyhanlı bölgesinde bunlardan çok fazla var. Bunlar trafiğe engel olmuyor ancak bir sonraki Artçı'da çok ciddi bir burada çökme meydana gelebi görüsü devamında tam bu nokta. Sadece yol kısmı değil kaldırım kısmında da çökme var. Hemen Caner bende kalsın. Biraz da köprünün ayaklarını göstermek istiyorum ben. Çünkü sadece yüzeyde değil altta da gel Caner benimle. Dikkat edelim bizler de bir yandan. Köprünün ayaklarındaki kırılma, tutan bariyerler. Bunlar da bu depreme de dayandı, bu depreme de direndi. Ancak Allah muhafaza
bir sonraki depremde onlar da tutamayabilir. Sadece bu değil, diğer ayakta aynı şekilde. Biraz daha Caner benle yürüsün istiyorum. Bulunduğumuz noktada da yine bir şişme var, ciddi bir çatlama var. Bu noktada demin gösterdiğimize yaklaşık 30 metre uzaklıktaki, bu da yine boydan boya şişmiş ve çatlamış. Dediğim gibi Sahra Hastanesi'ne giden yol bu, köprü bu. Hemen arkamızda Hatay Spor'un stadyumu, onun birkaç yüz metre ilerisinde ise Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi var. 6 Şubat'taki depremlerde hasar gördüğü için orası kullanılamıyor. Fakat onun bahçesine bir Sahra Hastanesi kuruldu. Pazartesi günü oraya 200'ün üzerinde vatandaşımız getirildi. Sadece tedavi edildiler. Doğumlar meydana geldi orada. İnsanlar çocuklarını doğurdu sağlıklı bir şekilde. Durumu ağır olanlar başka hastanelere sevk edilmişti. İşte köprünün diğer bir ayağı, yine tutan bariyer neredeyse artık tamamen yıkılmış. Üzerinde kuşlar var. Köprünün bu yakasını da ben göstermek istiyorum. Caner'le birlikte çok sayıda ambulansın, onlarca ambulansın bu yolu gün içinde kullandığını belirten, dediğimiz gibi. Reyhanlı yolu üzerinde burası önemli bir nokta. Burası kapandıktan sonra tali çok bozuk ve daha uzun bir yol kullanmak durumunda kalıyor hem ambulanslar hem de bizler. İşte yolun bu tarafı ilk depremden sonra yama yapıldı. Yapılmış daha doğrusu. Ancak o yamalarda büyük oranda zarar görmüş, görüyorsunuz. Bir kısmı toprak ve şu asfalt kısım neredeyse tamamen kalkmış. Şuradaki yıkıntıyı göstermek istiyorum Caner. Bu taraf bu şekilde, o beton blok bariyer zarar görmüş. Ve buradan açımıza giriyor mu bilmiyorum. Köprünün diğer ucunu görmek mümkün mü? Orada da ciddi bir oyuk, çatlak var. Caner'in, evet, dikkatli inmemiz lazım buradan. İki taraflı da maalesef zarar görmüş. Bazı elektrik direklerinde hasar aldığını ifade edelim. Köprünün diğer tarafına geçiyoruz. Burada da bir çatlak, yine 15-20 santimetre boyunda. Maalesef riskli bu nokta. Dediğim gibi araç girişine kapatıldı. İki tarafta jandarma var, dubalar var ve kum dökülmüş. O noktalarda vatandaşların ya da araçların daha doğrusu geçişine izin verilmiyor. İki tarafında askerin beklediğini ifade ettik. Herhangi bir aracın geçmemesi için, maazallah, çünkü dediğimiz gibi bu 5 şiddetindeki depreme de dayandı, ancak bu hasarlar dolayısıyla bir sonraki depremde maalesef yıkılabilir. Umarız öyle bir şey gerçekleşmez. O yüzden tedbiren trafik kapatıldı. Ambulanslar ve bizler tali yolu kullanıyoruz. Dileriz en kısa zamanda burası uygun bir şekilde tamir edilir ya da tamamen kapatılır diyelim. Sözü Antakya'dan tekrar size bırakalım Ebru Baki. Mahir, yoruldunuz ama kısa bir şey sormak istiyorum eğer beni duyabiliyorsan. Şimdi bu yol kapatıldı. hasar alan yollar ve köprüler noktasında neler yapılıyor? Uzmanlar ne diyor? Bir onu merak ediyorum. Bir de hastaneye giden başka yol var mı? Hastalar nasıl ulaşıyor? Sondan başlayalım. Hastaneye giden başka bir yol var. Bizim bulunduğumuz yolun biraz uzağında. Tali bir yol. Buraya göre nispeten daha zor bir yol diyebiliriz. Girintili, çıkıntılı ve biraz da uzun bir yol. Meşakkatli bir yol. Bu yol hasar görünce o yol kullanılmaya başlandı ambulanslar tarafından. Kentteki zarar gören yollara gelecek olursak eğer, birçok noktada çalışmalar var. Yamalarla kapatılabilecek olanlar yamalarla kapatılıyor. Kapatılamayacak olanlar ise trafiğe kapatılıyor ve trafik tek bir taraftan işliyor ve iki şerit tek şeride düşecek şekilde öyle bir trafik akışı sağlanıyor. Sadece Hatay'da değil, Antakya'da değil, diğer illerden de buraya geldiğimiz, örneğin pazartesi günü depremler meydana geldiğinde bizler Gaziantep'ten buraya geldik. Gaziantep'te bu il arasında da çatlaklar vardı. O noktalara yamalar yapılmıştı. Yine Osmaniye Antep arasında, ancak o yamalarda zaman zaman şişmeleri küçük tümseklere sebep olabilir. O yüzden çok hızlı gitmemekte, dikkatli olmakta fayda var. Çok teşekkür ediyorum.